Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yaşadığımız bir olay, bir müşterimizin reklam hesabı kapatıldı. Ondan sonra öldük bittik, vah aman işte şu bu. Öyle bir şey yok. Reklam hesabı kapatıldığında ne yapmanız lazım? Şimdi bakın, sayfa kapatılır. Yani Facebook sayfası, Instagram sayfası kapatılabiliyor. Reklam hesabı kapatılabiliyor. Reklam hesabı kısıtlanabiliyor. İşletme hesabı kısıtlanabiliyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ben bunlar olduğu zaman ne yapacağım diye sorarsanız, orada hesaba genel bakış diye bir yer var. Orayı tıklarsın. Orada bir defa sorunun ne olduğunu, neden dolayı kapatıldığını şey yaparsın. Orada lütfen bize şey gönder der. Yani inceleme gönder der. Orada incelemeyi gönderirsin. Eğer ufak bir problemse, çünkü algoritma çalışıyor, makine, milyonlarca insan reklam veriyor. Dolayısıyla da bir makine kurmuşlar. Makine zırt pırt kapatıyor yani. Kafası orada bir algoritmaya uymayan herhangi bir şey yaparsan kapatıyor. Bu problem değil, bunu açabilirsin. Ama bugünkü müşteride yaşadığımız sıkıntı oradan açılmıyor. Orada kimlik doğrulaması gönder yap bana diyor. Orada işte kimliğinizin bütün köşelerini gösteren, uzaktan kimlik belgesinin ön yüzünü ve arka yüzünü gösteren TC kimliğinizin bir fotoğrafınızı güzelce çözünürlüğü yüksek parlamayan bir biçimde çekin, gönderin. Orada kabul etmesi lazım. Ancak Facebook kişisel hesabınız var ya, ilk açtığınız o hesaptaki bilgiler ile şeyin aynı olması lazım. Yani oradaki doğum tarihiyle buradaki doğum tarihi aynı. Medeni durum aynı, aynı. Hepsi, bütün bilgilerin düzgün olması. Doğum tarihin, doğum yılın, efendim kimlik bilgileriyle Facebook sayfandaki bilgiler birebir eş olmasa, yoksa yine kapatır. Hatta bir müşteride yaşadık. Yani resim, orada gençlik resmi, burada biraz daha orta yaş resmi. O resmi bile eşleştiremedi algoritma ve kapattı. Şimdi bu buradan da geçemedim. Dedi ki, oradan mesela uyarı veriyor. Diyor ki sonsuza kadar kapatılmıştır diyor. Yani artık diyor güvenlik doğrulamasını geçemediniz, kapatıldı. Bu zaman ne yapacağım hocam? İşte o zaman biraz işler sıkıntıya giriyor. Amsterdam'da bir de yani bir Portekiz'den çıkıyor, bir Londra'dan çıkıyor, bir Amsterdam'dan. Yurt dışında Facebook'un temsilcisi var. Türkçe konuşmayı biliyorlar. Onlarla destekten iletişime geçiyorsun ama %99,9 çok da bir şeyi halledemiyorlar. Ya bilmiyorum, ben de halledene rastlamadım ama bir müşterim telefon açtı. Hocam kapatılmıştı onun da hesabı. O dedi ki, ben dedi telefonla görüştüm dedi, benim dedi açtılar dedi. O da kimlik doğrulaması problemi vardı. Göndermiş kimlik bilgilerini, o şekilde açtırmış. Yani buradan ne sonuç çıkıyor? Kapanan müşterilerde ne yapıyoruz sorusunun cevabı. Videoları izleyin. Burada çeşitli bilgiler paylaşıyoruz zaman zaman. Bizi takipte kalın. İlk kez bu videoyu görüyor, izliyor iseniz, benim adım Mehmet Aydın. Beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ve YouTube'da beni takip edin. Gönderilerimi beğenirseniz daha fazla insanlara birlikte ulaşabiliriz. Amacım bütün dijital pazarlamada işletmeleri büyütmek. Görüşmek üzere, saygılar.